Kutay'la Panama'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Burada 33 bin dolara kadar vergi verilmiyor değil mi? Fiyatlar bedava. Pandemi Panama'da çöküş yarattı ve fiyatlar inanılmaz şekilde evde, arabada her şey düştü. 3,5 dolar ya. Bedava. Evet, köpek balığı arıyoruz şu anda. İşte balıkların dayanamadığı yem bu. Çok güzel değil mi abi? Bu gerçek olamaz ya. 500 bin ila 1 milyon kişinin ülkeden gittiği söyleniyor. Her yer gökdelen ama bu gökdelenlerin çoğu boş. Gizli bölge değil, gizli bilinmeyen askeri bir bölge ama... Gördüğünüz Panama kanalı. Birinci ülkem Panama'dan herkese selamlar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım her şey harika gidiyordur. Sizlere şu anda Kolombiya'dan sonraki dünya turumda böyle tam kuzey ile Güney Amerika'nın ortasındaki ülke olan Panama'dan sesleniyorum. Yaklaşık 15 gün boyunca Panama'yı karış karış gezeceğim. Daha buraya geleli 2 gün oldu. Elimden geldikçe size kabileler, gezilecek yerler, plajlar, harika yerler göstereceğim yine bu kanalda. Çok heyecanlıyım, açım. Çünkü Panama'ya geldiğimizde çok güzel bir arkadaşımızla tanıştık. Az sonra sizi onunla da tanıştıracağım zaten. Birlikte dedik ki ilk gelir gelmez şöyle güzel bir mutfağını anlamaya çalışalım. Panama City'de çok gezecek yer yok çünkü birçok şey şehrin dışında. Hava da birkaç gündür yağmurluydu. Tam bir de çekeceğim gün şansınıza çok güzel bir hava oldu. Kolombiya'dan buraya yaklaşık olarak 1 saatte falan geldik. Biletler de kişi başı 100 dolar civarındaydı. Ülkeye girerken hiçbir sıkıntı yaşamadık. Direkt otel rezervasyonu ve ülkeden çıkış uçak biletini gösterdik. Geçtik arkadaşlar. Gelir gelmez 2-3 gündür YouTube videolarını kurgularıyla uğraştığımız için çok gezemedik. Şöyle yanımızda da maceraname var. Beni zaten tanıyorsunuz. Ve Panama'nın muhtarı. Aynen. Panama muhtarına hoş geldiniz diyorum. Panama Turco. Ne yapıyoruz abi şimdi? Bomba gibiyiz. Aynen. Her şey yolunda. Arabamız da hazır. Enerji doluyuz. Sizlere coşkuyu vermeye hazırız. Ya Kutay'la yeni tanıştık. Adam full enerji. Kendisi kaç yıl olmuştu burası? Abi 11 yıl oldu. 11 yıldır burada yaşıyor. Burada okudum. Lise, üniversite. İspanyolcası da çok iyi. İnternetten öyle tanıştık. Abi ben Panama'da yaşıyorum. Ben geldi yazdım. Beraber gezelim dedi. Beraber gezeceğiz şimdi. Panama'da özellikle merak ettiğiniz bölüm varsa böyle abi şu konunun da videosunu çek. Yaşamdır, eğitimdir, yatırımdır, gezilecek yerdir vesaire yazın yorumlara. Oradan okuyalım, ona göre sonraki bölümleri çekelim. Şimdi enerji almak üzere şehirdeki en güzel pazarlardan bir tanesini götürüyorum size. Şurada arkadaşlar, hadi gidelim. Mercado de Mariscos balık pazarına gidiyoruz arkadaşlar. Orada restoranlar var, çok güzel tezgahlar var. Dükkanların olduğu yerden yürüyelim bakalım. Genel olarak Panama ile ilgili 2-3 günlük izlenimim gayet güvenli. Biz sıkıntı yaşamadık. Yani Kolombiya kadar tehlikeli diyemem. Geldik pazara. Hadi girelim içeriye. Burayı bayağı övmüşler. Çok zenginmiş. Deniz mahsulü konusunda. Biraz heyecanlıyız. Bayağıdır yemiyorduk, özledik. Şurada restoranlar var. Ama önce şu balıkçıların olduğu yeri görmek istiyoruz. Burası en önemli görülecek yerlerden. Yani Panama'ya gelince burayı görün demişler. Neden? Çünkü ülke hem Atlantik hem Pasifik okyanusuna kıyısı var. Tam ortasında. O yüzden çok zengin olurmuş. Corvina balığı en çok Latin Amerika'da tutulan balıklardan biri. Corvina abi. Corvina. Sierra da aynı şekilde. Bu Sierra da bizim şeye benziyor. Akdeniz'deki. Aynen. Palamut'a benziyor. Güzel. Oh, fıstık gibi karidesler. Bu arada burada para birimi dolar, 7 dolar bedava. Çok iyi değil mi abi? Yani şu Türkiye'de 300 TL falan da en son. Aynen. Bu bir de büyüyor. Daha küçükleri daha ucuz. Vay be. Normalde daha. Küçük küçüklerini temizlemiş abi. Ben bunu çiğ yerim ya. Her yer balık. Böyle küçük küçük tezgahlar var. Şu kocaman, ha bu libresi yani yarım kilosu değil mi? Evet, 10 libra. Yani kilosu 10 libra. Yani kilosu 4 dolara geliyor. Aynen aynen. Cargo rojo, bu kırmızı bak bak. Bak şeylerine bak, dişlerine bak. Dişleri muhteşem. Of canım çekti ya. Çiğ yesek mi Kutay? Olur abi, alıyormuşuz. Direkt. Ya genelde sen hangi okyanusun balığını bence, seviyorsun? Bana göre Corvina benim en çok beğendiğim. Zaten Atum Tuna zaten çok meşhur.
Ama benim için gerçekten Latin Amerika'da hem uygun hem güzel tadı Orvina abi. Ne yapıyor? Izgarası kızartması falan mı? Yapabiliyorsun. İstersen mangal da yap. Seçim sana kalmış. Muhteşem. Karidesleri de gerçekten inanılmaz. Ve ıstakozlar uçuyor abi. Hadi ya. İnanılmaz güzel. Artık ya. Kahvaltıda ıstakoz yeriz aynen, ya. Aynen yeriz abi. Adalarda özellikle neler bekliyor bizi göreceksin. Hadi bakalım. Abi her yerde böyle rengarenk. Aa Laoslara benziyor bu. Evet. Vay vay vay. Sorsana kaç paraymış bu? Kanka bari. Lan 2,5 lirası yani 5 dolara gelir. Hadi canım. Aynen abi bedava abi. Temizliyorlar da. Ablayı bir şekilde fotoğrafa ikna etti. Evet. Yani güzel insanlar de. Yani biz 3 gündür buradayız ve 3 gündür böyle insanlar hep gülüyor. Eğlenceli, pozitif insanlar ama pandemiden dolayı hem ekonomi hem turizm çok etkilenmiş. Maskeyi çıkartmıyorlar, birçok yerde kullanıyorlar. Çok katılar. Kapanma döneminde haftada sadece 2 saat dışarı çıkabiliyorlarmış. O yüzden o dönemde özellikle çok ciddi bir şehirde nüfus kaybı olmuş. Ekonomi de hala çırpınıyormuş. Öyle diyor Kutay. Günler geçtikçe detaylı videolar gelir, merak etmeyin. Önce buradan bir pazarın kokusunu alıp bir şeyler yiyip Eskişehir merkezini göstererek size video yapmak istedik. Keyifli başladık bakalım. Pazarın içine girmiş kuş. Şşt. Balıkçıl. Ne yapıyorsun? Ne kadar güzel ya. Mesela şu balıklar pek taze görünmüyor. O yüzden kalmış zaten. Ama şurada mesela bir şey dikkatimi çekti. Göstereyim. Bizdeki bildiğiniz kefal satıyorlar. Burada 2,5 dolar olsa yarın 5 dolara geliyor kilosu. Böyle ayrı ayrı balıkların kafalarını ayırmışlar. Bunları da satıyorlar. Rengarenk balıklar var. Ağzım sulandı ya. Travulya balığı bizdeki. Çok güzel olur. Çok lezzetlidir arkadaşlar. Şunların hepsi balık yumurtası mesela. Havyar. Bu balıklar çok taze. Of maşallah. Abinin tuttuğu elindeki balık bir 10 kilo var. Bir de var kamışın içinde yumuşak solucan gibi böyle koku yapıyor. Solucan. Bunu kesiyorsun abi parça parça. Kancaya takıp balık yakalarken kullanıyorsun. Ha bu yem mi? Şey. Tabii yem. Ha, yemek için değil. Yemek için değil. Karides cenneti ya. Bu kadar çok karides okyanustan geliyor muhtemelen. Yani en çok balıktan çok karides gördük. Şurada ne varmış? Karakol diye geçiyor. Bu da bizim midye gibi yani. He, bunların küçük. Pilavın içine atıyorlar bunu direkt. Pilavla yapıyor böyle karışımı. Aynen bu da güzel oluyor. Pilavlı midye. Aynen adalarda yemiştim normalde. Şehirde az yapan var. Şurada bir mix yapmışlar, karıştırmışlar. Ahtapot var, kalamar var, yengeç var. 3,5 dolar ya. Bedava. Yani buradan niye alıp Türkiye'ye götürüp satamıyoruz? Abi gümrük mü? Galiba izin yok herhalde. Öyle bir şeyler diyorlardı. Yani tam net emin değilim. Yani biliyormuş gibi konuşmuyorum ama galiba izin yok. Onun bir süresi var herhalde kabul etmiyorum. Ya şu Türkiye'de şu an 40 dolar, 30 dolardır. 40 dolar düşünmüş dolar burada yani. Aradaki farka bakın. Siz yorumları artık siz yapın yani. Ben vallahi yapmayayım. Ya çoklardayız arkadaşlar. Evet köpek balığı arıyoruz şu anda. Oo ama yengeç. Ay maşallah. Bunlar King Prawn. Ellerine bakın şunu. Bak abi. Büyüklüğe bak şöyle kaçtan artık tahmin et. Şu bir kişiyi doyurur. Okey. Librası yani 453 gramı tam olarak 10 dolar abi. Kilosu 20 dolar. Evet, ama bu zaten çok dünyada da pahalı bir şey. Evet pahalı şu an. Ama güzelliğine bakar mısın abi? Of valla şimdi kömür olacak açacaksın üstüne direkt. Her yerde hemen mangal. Direkt mangal. Ahtapotlar var. Minik ıstakozlar var ama çok küçük bunlar artık. Yosun yani gibi kokuyor. Evet. İşte balıkların dayanamadığı yem bu. Buna bayılıyorlarmış. Şu balıkları gördükçe acıktım. Bir yemek yiyelim mi ya? Evet abi ya. Yani... Ne yiyelim? Acıktırıyor bize. Ne yiyelim? Arangita bir pulpito diye bir şey var. Küçük böyle bir ahtapot. Ona bayılacağını düşünüyorum eminim. Oo. Hadi gidelim. Hadi Kutay'la Panama'yı keşfetmeye devam ediyoruz. İspanyolca bile yıllardır burada yaşıyor. Bilgiyi doğru bir şekilde ondan öğreniyoruz. Böyle gezmesi çok keyifli değil mi? Kesinlikle. Full bilgi. Artık aç kalmayacağız. Teşekkür ederim. Hadi yemek yemeye gidelim. Bir
büyük amacımız buradan balık alıp şuradaki restorana pişirtmekti. Restoranlar var hemen şu arka tarafta ama öyle olmuyormuş bizdeki gibi. Dedik hani biz 1 kilo karides getirsek, tıka basa koysak, işte fiyatını ödesek dedik, olmaz dediler. O yüzden gidip menüden seçeceğiz şimdi. En güzel bölgedeyiz şu an Panama City'deki. Panama ülkesinin başkenti, en büyük şehri burası. Daha bir sürü şehirleri var. Ama onlar da bir daha küçük, oralara da gideceğiz. Şimdi bunlardan birine oturalım. İlk başta gringo, yani bize Amerikalı sanıyorlar. Gringo diyorlar İspanyolca'da. Latin Amerika'da eğer gringoysan dolarlar havada uçuyor sanıyorlar ve biz de birden İspanyolca konuşunca hemen modları düşüyor. Hayırlı işler. Amerikalıysan hani adam 100 dolara atıyor, onun için hiçbir para değil ama bizim için hem çok para hem de Amerikalılar Orta Amerika, Güney Amerika'daki fiyatları uçurmuşlar. Oo, mis gibi balık koktu. Allah'tan İspanyolca bilen biri var da siparişimizi verdik. Fiyatlar hep dolar. Bu ülkede Amerikan doları geçiyor arkadaşlar, bildiğiniz. Yani şöyle mezeler 2-3 dolar. Çeviçeler daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Tabaklarda balıktır, karidestir 10 dolar Amerikan doları civarında. Girişlerde 6-8 dolar civarında. Biz karışık bir şeyler söyledik. Artık gelsin de bir enerji depolayalım. Nesko bayıldı. Hem sıcak hem acız. Ben abi şöyle bir alayım, bir merak et tadını. Harika. Çok güzel değil mi abi? Ortam da böyle yine çılgın gibi müzik yapıyorlar. Vallahi güzel başladık. Heyecanlıyız bakalım. Allah! Bu aranitas abi. Ahtapot mu? Ahtapot, evet. Nasıl yiyeceğiz bunu? Limon sıkarak mı? Direkt sosla. İster limon sık şöyle. Ufacık minik ahtapot. Evet. Gerçek olamaz ya. Güzel yapmışlar. Olağanüstü. Bu kadar lezzetli olacağını tahmin ettim. 60 gündür geziyoruz. İlk defa keyifli bir deniz mahsulü yiyorum. Biz doymayız diyorduk. Şimdiden doymaya başladık. Böyle bir karides yapmışlar. Soteleyip. Şurada biraz salata var. Patates var. Kişnişi oldu mu yiyemiyoruz. Karidesimiz geldi böyle. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Hem ucuz, hem sağlıklı. Oh be. Enerjiyi alıyoruz vallahi. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Bomba gibiyiz. Evet. Nasıldı makarname mi? Makarname diyor da. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Harika bir yemek yedik arkadaşlar. Evet, hatta böyle biraz şey oldu. Bir mayı işte, bir çay olsa içerdik vallahi. Aynen. Yalan söylemeyelim. Şimdi geldiğimiz nokta böyle kordonda yürüyoruz. Çok güzel böyle kordon yapmışlar. Bu kordon bu gökdelenlerin önünden devam ediyor karşı tarafa kadar. Şu gördüğünüz tekneler işte okyanusta balığa çıkan teknelermiş. O bütün o karidesleri, balıkları yakalayan adamlar bunlar. Gördüğünüz bu taraf Pasifik Okyanusu. Özellikle bu coğrafyanın deniz mahsulleri çok lezzetli olurmuş. Şimdi buraları biraz dolaşacağız. Şurada Eskişehir merkezi var. Oradan geçeriz. Buranın asıl bence en güzel yeri olan plajlarının olduğu bölgeye doğru ilerleyelim bakalım. Yolda onlar giderken ben de bir yandan Instagram hesabıma hikayeler atıyorum. Allah, bakın bir hayalim peşinde. Gelin anlık olarak orada da paylaşım yapıyorum. Nesmi'yi de takip edin. 60.500 oldum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Araya bir şekilde girdim mi? Hava çok güzel. Hem yağmur yağmıyor hem de aşırı sıcak değil. Keyfimiz yerinde bakalım. Dünya turumuz canavar gibi gidiyor. Panama'da ne tarım var, ne üretim var, ne manyak bir turizm var. Hiçbir şey yok. Peki bu adamlar bu kadar büyük arka planda gördüğünüz gökdelenlerin olduğu merkezleri nasıl yapmışlar? Şöyle eskiden diyorlarmış ki, kardeşim senin paran mı var? Var. Biz sana hiçbir şey sormuyoruz. Gel paranı getir. Buradan onlara binalar satarlarmış, yatırım amaçlı. Bir şey sorulmadığı için de sürekli parayı kaçırırlarmış. Fiyatlar uçarmış. Ama pandemide özellikle insanlar günlerce evlerinden çıkamamışlar ve fiyatlar bir anda çakılmış. 500 bin ila 1 milyon kişinin ülkeden gittiği söyleniyor. Haliyle ekonomi de artık yavaş yavaş sekteye uğramaya başlamış. Bu dönemlerde hatta Panamalılar şey diyormuş. Keşke zamanında gelen paraları iyi değerlendirseydik de
bu zor günlerin zorluğunu bu kadar yaşamasaydık diye isyan ediyorlarmış şu anda. Çünkü devlet çok fazla yardım etmiyormuş. Burada da yine her yerde olduğu gibi Amerika kıtasında zengin daha zengin, fakir daha fakir ne yazık ki. Bununla ilgili bir satın alma gücü videosu ayrıca yapacağım. Panama'nın ekonomisini ve yatırım fırsatlarını özellikle geçmiştekiyle bağdaştırıp güzel bir vlog gelecek. Biraz şoklardayız çünkü ben burada ciddi bir nüfus bekliyordum en azından turizm açısından. Ama bir Kolombiya Cartagena'daki gibi olmadı mesela. Çok az turist var. Devlet sokaklara yatırım yapmıyor. Her yer gökdelen ama bu gökdelenlerin çoğu boş. Çünkü kimse gelip almıyormuş. Şu gördüğünüz yerin adı Cascavillo. Burası işte Panama'nın Old Town'u, Eskişehir merkezi. Aynı Cartagena'daki gibi. Dün biz burayı gezdik, böyle çok etkilenmedik. Çok böyle dikkatimizi çeken şeyler yoktu. İşte kiliseler var, meydanlar var, her yerde olduğu gibi. Hatta burada bir kilise var. Diyor ki Kutay, buradaki kiliseyi soymaya gelmiş zamanında İspanyollar. Ne var kilisede? Altın var. Onlar da soymasınlar diye altından olan yerleri siyah boyamışlar. Evet. Soyamamışlar İspanyollar da. Soyamayıp geri gitmişler hatta. Ben de diyorum İspanyol arkadaşıma hatta, oğlum tembelliklerinizi bırakıp gitmişsiniz buraya. Adamları klonlamışlar gitmişler abi. Çok rahatlar, çalışmıyorlar, pratik zeka yok. Ama güzel insanlar, güler yüzlü insanlar. Şu ana kadarki gözlemlerimiz bu. Şimdi nereye gidiyoruz? Abi şimdi Amador'a gidiyoruz. Causeway diye geçiyor normalde. Amerikalılar Causeway diyor. Onun da bir hikayesi var. Oraya gidince anlatmak isterim size. Hadi binip gidelim. Eskişehir merkezinde dün gezmiştik ama dedik bir arabayla da bir piyasa yapalım, dolaşalım. Böyle kolonyal dönemden kalma yapıların olduğu bir bölge burası. Ama dediğim gibi turizm şu an çok fena etkilenmiş pandemiden dolayı. Neredeyse kimse yok. Çok sakin. Ama fiyatlara da bakıyorsun, dünya para. Panama'nın en pahalı yerlerinden ha? Evet abi, şu an en pahalı yerinden. Çünkü kiralar yüksek, sıkıntılı yerler ama abi. Gelen yok. Çıkaramıyorlar kirayı, o yüzden gelenlere de öpüyorlar abi. Yani burası da böyle bir saatte gezilecek, dolaşılacak bir bölge. Restoranlar evet. Var işte, kilise. Gece hayatı. Ama hiç gece hayatı da bir mekan. Yani fena değil. Perşembe, cuma, cumartesi normalde. Şimdi yok. Bakarız, belki bir gece hayatı videosu gelir Panama'dan. Olur. Yazın yorumları gelsin mi arkadaşlar? Evet. Şimdi biz daha çok böyle burayı adalarından dolayı gezmek istiyorduk. O adaların olduğu bölgeye doğru gideceğiz. Tabii ki ilerleyen günlerde çok daha uzun soluklu teknelerle diğer daha güzel adaları da göreceğiz. Şimdi gün batımı anında o adanın olduğu yere gidelim bakalım. Biz arabamızı şimdi park ettik, araba kiralamıştık. Onu sonraki bölümlerde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü Costa Rica sınırına kadar kabileler, plajlar, köyler gezeceğiz 10-15 gün boyunca. O yüzden takipte kalın, harika yerler göreceğiz inşallah. Şimdi Kutay'ın peşine düştük. Bizi çok güzel bir yere getirdi böyle. Panama kanalının başladığı yerler. Gizli bir yer burası, turistik bir bölge değil, gizli bilinmeyen askeri bir bölge ama bakalım şansımızı deneyeceğiz. Güzel pozlar ve resimler sizin için çekeceğiz. Haydi bakalım. Amerikan köprüsü. Burası askeri yerin mi? Aynen abi. Normalde buradan adalara gidiş yerleri var. Özel bir yer. Buradan devletin işte şeyleri kalkıyor. Tekneleri kalkıyor falan. O yüzden buradan da botla gidişler var. Normalde bak Panama kanalından gelenleri görebiliyorsun direkt buradan. Şu gördüğünüz Panama kanalı. Evet. Vay be. Geçtiler. Kaç para verdi şu an? 1 milyon dolar verdi mi? Aynen. Belki. 650 bin, 750 bin. Normalde 250 bin dolardan boyuna göre ana şipler 650 bin. Yani mother şiplerde 1 milyon, 1,5 milyon dolara kadar çıkıyor ikinci kanalda. Onu da kanal videolarında zaten anlatacağız. Fiş almazsak indirim olur mu? Bilemem artık. Bir Türk iş versiyonu, bir pazarlık yaparız. Panama kanalı videosu gelecek. Biz şimdi şurada güzel biraz fotoğraf çekinelim. Etraf yemyeşil oldu ya. Bu köprü olmasa diğer tarafa geçiş yok. Görmüş olduğunuz Puerto Las Americas diye geçiyor. Yani Amerikan köprüsü. Bu köprü inanılmaz şekilde Panama için önemli. Panama'da yarım saat uzaklıkta yaşayanlar bu köprüyü geçemezse evlerine gidemezler. Ve şehre de gelemezler. Amador diye bir yere geldik. Arka plandaki yol arkadaşlar, bu Panama kanalının ikinci hattı yapılırken çıkan
ne diyeyim, toprakları, taşları bu yolda kullanmışlar. Eskiden bu yol tek şeritliymiş, şimdi çift şeride dönmüş. Kutay öyle dedi. Evet. Ve Amerikalılar yapmış burayı. Burada hep böyle işte zenginlerin yatlarının olduğu bir bölge var. Şuraya bakın, of, makinenin büyüklüğüne bak ya. Uçak gibi gidiyordur vallahi şu. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü vergiyi az veriyorlar. Burada 33 bin dolara kadar vergi verilmiyor, değil mi? Gider gösterirsen, yani geçmezse 33 binin vergi yok. Sadece şey, şirketin bir 1000 dolarlık bir masrafı olur o kadar ki gösteren de az diye düşünüyorum ama. Niye bu ağababaları buraya geliyor tekneleriyle? Ağababalar geliyor, Amerikan buraya yatırım yapıyor çünkü. Vergi düşük. Daha iyi. Parayı burada gider gösteriyorlar. Hayırlı hatta işler. Hatta şey oluyormuş, tekneyi alıyorlarmış mesela, yatırım yapıyorlarmış, gelmiyorlarmış sonra. Bırakıyorlarmış gider göstermek için diye biliyoruz. Yani yanlışsak düzeltin. Bir kahve falan içelim, gezelim burada ya. Burası bayağı huzurluymuş, sakin de. Doğa da var bir yandan. Hem deniz hem yeşillik. Oh, zengin yere geldiğimiz belli oldu. İstakoz yapıyorlar. Ne kadarmış istakoz? 1.25 dolar, 1.35 dolar. Şimdi arkadaşlar Marina'ya geldik. Bak Marina'dayız. Hani şehrin en pahalı yerlerinden bir tanesidir değil mi Marina? Fiyatlar bedava. Abi nasıl olabiliyor ya? Çok uygun gerçekten. Abi muhteşem. Fiyatlar böyle uygun olabiliyor. Aslında daha önceden biraz da bir tık daha pahalıydı. Pandemi Panama'da çöküş yarattı ve fiyatlar inanılmaz şekilde evde, arabada, her şeyde düştü. Hatta buranın arabaları Amerika'dan daha ucuz. Umarım, videosu gelecek. Evet, videosu da gelecek. Çekeceğiz. Çok güzel göreceksiniz ve şok olacaksınız arkadaşlar. Ya biz hani normalde pandemiden dolayı her yerde artarken Panama'da düşmüş. Hatta evet, bazı yerlere gidiyoruz, şey diyor Kutay. Aa, fiyatlar düşmüş ya diyor, indirim yapmışlar. Diyor. Evet, gerçekten şaşırtıcı şekilde düştü yani, inanılmaz. Kiralar mesela 1500-1750 dolarlık kiralar 800 dolara, 900 dolara, 1000 dolara kadar düştü. İnanılmaz şekilde düşüş var. Umarım Türkiye'de de bu şekilde ilerliyordur diye düşünüyorum. Yok, bize tam tersi. Tersi mi? Bizde şu an ben tahmin edemiyorum Türkiye'deki yani, durumu. Neyse artık orayı da siz daha iyi biliyorsunuz, yorumlara detaylı bırakın, ben de öğrenmiş olayım olaylara. Yani mesela böyle güzel bir yerde Marina'da bir şeyler içiyorsun, 2 dolar 3 dolar falan evet, yani. Hani yemek ye 8 dolar 10 dolar, atıştırmalıklar 5 dolar 6 dolar gayet iyi. Şimdi burada biraz günü bitiriyoruz, sonra Panama City merkeze geri döneceğiz. Evet, güzelce keyif yaptık, dinlendik. Şimdi akşam Panama'yı keşfe çıktık böyle. Arabamıza bindik. Dağ bayır geziyoruz böyle, caddeleri falan dolaşıyoruz. Tam bir yer abi, bak böyle. Hadi ya. Diyor. Yani dondurma evi, çiçeği evi diyor. İstediğin her şey var. Şimdi ben özel bir karışım söyleyeceğim sana. Hindistan cevizi dondurmalı, böyle muhteşem bir şey. Hola. Hadi arabadan inmiyorsun. 40 yıldır buradalar abi. 40 yıldır. Evet. 40 yıldır ve daha fazla. Bir tanesi bu mu? Aynen abi. Hemen açıyorum. Bakalım, buna bakacağız. Oha çok güzel. Tamam. Ben biliyordum bu tepkiyi vereceğinizi. Ya ben dedim de ki hani bu tepkiyi herkesten alabiliyoruz abi. 100 kişiye denettim, 1000 kişiye denettim. Aşık olmayan yok. Hmm. Bu hatta Gökhan da en son denediğinde bayıldı. Gezgin çok Gökhan. Çok iyi. Aynen tadı abi, harikaydı. Çok güzel bir tadı var. Enerji bombası. Panama'yı yıkacağız, yıkacağız. Yıkacağız. Işıklara gelince böyle şov yapıyorlar. Ondan sonra para istiyorlar arabalara gelip. Şimdi bir bölgeye geldik. Dubai oldu burası. Yani arada birkaç kilometre var. Bizim otele kaldığımız bölgede hani biz ilk geldiğimizde ya burası nasıl Panama dedik yani, gayet lüks değil. Normal halli yerler. Hatta ondan daha kötü yerler de gördük. Ama şimdi geldiğimiz yer bir anda gökdelenler, lüks AVM'ler, meydanlar, kaliteli bir mahalle ortamına büründü. Buraya geleceğiz bu akşam. Şaşkınlıkla şu anda geziyorum. Gerçekten çok güzelmiş bu taraflar. Bayağı huzurlu görünüyor. Böylesine lüks bir bölgenin ortasına köpekler rahatça parkta eğlensin diye köpek parkı yapmışlar arkadaşlar. Aileleriyle böyle geliyor köpekler, gezdiriyorlar. İnsan bu kadar değerli mi burada bilmiyorum ama köpeklerin çok değerli olduğuna eminim. Onlar için ayrı bir park bile yapmışlar. Gerçekten böyle iki yüzü olan bir ülke Panama ya. Şu ana kadar izlenimlerim öyle.
başladığımız yere, mahallemize geri döndük. Ne yiyorsun sen? Var, yedikten sonra çekseydin ya, yakalandım. Simit ayran peynir diye tutturdu. Böyle bir peynirli hamur işi bir şey aldık. Aynen. Onu yiyemesi be. Bayağı yorulduk, gezdik de ya bugün. Sıcaktan da biraz piştik herhalde, halsiz kaldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde Panama kanalı, buradaki bir free zone bölgesi var. Gümrüksüz bölge. Oraya götüreceğim sizi. Kabileleri göreceğiz. Ve harika Karayipler adalarını birlikte inşallah Panama'da keşfedeceğiz. Kutay gibi bir rehberimiz olduğu için çok şanslıyız. Ben de çok şanslıyım. Onun da, o da YouTube kanalında Panama Turco, Turco diye yazıyor. Paylaşıyor, onu da takip edin. Yani hem dil konusunda hem 10 yıldan fazladır bu coğrafyada yaşadığı için herhalde Panama'da bulabileceğimiz en dolu adamlardan birisini bulduk. Velhasıl kelam, izlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açın. Sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Panama'dan selamlar.